Evet sevgili arkadaşlar, hepinize iyi bir pazar diliyorum. Ne kadar iyi pazar olursa. Yani Fenerbahçe maç kaybetmiş. Sinirlerimiz tepemizde. Yetmemiş. Başka açıklamalar da var. Gerek futbolcu açıklamaları, gerek Mourinho'nun açıklamaları. Hani insanı çileden çıkarır türde. Ben ilk olarak Jose Mourinho'dan maç sonu açıklamalarla başlayayım arkadaşlar. Çünkü hem açıklamalarına değinmem lazım, hem de birkaç tane önemli böyle hassas soru sormam lazım. Yani eğer bunları da sormazsam arkadaşlar çileden çıkacağım. Sizin adınıza, siz de muhtemelen sinirden uyuyamadınız gece boyunca. O yüzden ben sizin adınıza sorayım. Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Şimdi ben desem ki Mourinho'dan salakça bir cevap. Yani salakça bir açıklama desem ne dersiniz arkadaşlar? Hocam doğru, adam da zaten kendisi söylemiş dersiniz. Devam edeyim. Maça hızlı başladık. Domino ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı. Futbol bu. Amrabat çok iyi ikinci yarı geçirdi. Ki katılıyorum, Amrabat gerçekten bir şeyler katacak gibi duruyor. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. Şimdi ben İrfan konusunda bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İrfan Can Kahveci'yi böyle giderse kaybederiz. Bunun inşallah Mourinho farkındadır. İlk olarak bunu söyleyeyim. İkincisi, böyle giderse En-Nesyri'yi de kaybederiz. Çünkü bizim taraftarımız ukala. Bizim taraftarımız her şeyi bilen ama hiçbir şey bilmeyen birçok kişiden oluşuyor. Hala ve hala benden En-Nesyri tartışması yapıyorlar. Arkadaş, eğer ben futboldan, futbolcudan anlıyorsam, bakın ben yılların forvetiyim, yılların orta saha forvetiyim. En-Nesyri çatır çatır forvet. Bak ben Samad Dayı'da izledim. Slimani'yi de izledim. Yanlış anlamayın beni. Her ikisini de izledim. Bak ben Bienvenue'yu de izledim. Anlatabiliyor muyum? Kennet Andersson'u izledim Fenerbahçe'deki kötü dönemine. Pierre van Hooijdonk'u izledim. Sizin sandığınız kadar iyi forvet değildi van Hooijdonk. Onu da söyleyeyim. Ben kimleri izledim. Bak Beşçasnik'i izledim. Vladimir Beşçasnik. Semişen Türk izledim. Musa Sov'u izledim. Bak En-Nesyri Musa Sov'dan daha iyi forvet. Şimdi güleceksiniz. Diyeceksiniz ki alakası yok. En-Nesyri çöp. Kaçırıyor şöyle böyle. En-Nesyri Musa Sov'dan daha iyi forvet. Yeter ki orta sahayla ve kanat oyuncularıyla aksiyonu sağlasın. Çok büyük bir iddiada bulunuyorum bak. Bunu futbolcuyu savunmak için, sizi susturmak için, işte marjinal olayım diye yapmıyorum. Bunu doğrular için söylüyorum. En-Nesyri gerçekten şu takıma adapte olsun. Şu takımın her şeyi olur. Bugün ettiğiniz küfürlere yemekten bir hal olursunuz. Ben birçok kişiyi de engelledim. Daha da engelleyeceğim. En-Nesyri hava toplarında hakimiyeti var. Araya kaçmayı iyi biliyor. Pozisyon alma becerisi yüksek ve doğru yerde doğru zamanda koğuşlanıyor. Tek eksiği olan şey maç ritmi, maç temposu. Arka arkaya biz her maç En-Nesyri ile başlayıp sonra Dzeko'yu ya da Cenk Tosun'u oyun alacak olursak En-Nesyri'nin verimini görürsünüz. Bu burada parantez olarak kalsın. Diyor ki sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip 2 taç atışından gol attı. Bu onların suçu değil, bizim suçumuz. 2 taştan gol yedik. Galatasaray bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum. Ama onlar girdikleri pozisyonu gole çevirdi. Biz atamadık diyor. Şimdi gerçekten böyle mi? Yani onlar girdiği pozisyonu gole çevirdi, biz atamadık. Gerçekten böyle mi? Arkadaşlar istatistikler aslında hiçbir şeydir ama istatistikler her şeydir. Ben size istatistiği göstereyim. Şimdi şöyle bir istatistik, dün maç sonunda konuştuk. Gol beklentisi bir tarafın 3.40, öbür tarafın 1.40. Hadi 40'ları sil. Maçın 3-1 bitmesi lazım. Bakın maçın 3-1 bitmesi lazım. Büyük şans 6'ya 2. Büyük şansa baz alırsan yani 6-2 bitmesi lazım maçın. Yakaladığını atsan. Mesela Fenerbahçe yakaladığı 2 pozisyonu değerlendirse, Galatasaray ikisini de değerlendiremese maç 2-0 bitmiyor, 2-1 bitiyor. Öyle bir şans. Toplam şutta üstünsün. Kaleci kurtarışında rakibin 8 kurtarış yapmış kalecisi. Yani bu sezonun rekorunu kırmış arkadaşlar. En çok kurtarış yaptığı maçı oynamış Muslera Opta verilerine göre. 10 korner kullanmışsın boş. 13 faul, 23 faul. Rakip işte 2 katın sarı kart yemiş. Yani istatistiklere göre dövmüşsün. Ama istatistikler hiçbir şeydir. İstatistik her şeydir. Dedim ya sana. Dusan Tadic Böyle oynayamayız falan filan diyor. Ben Tadic'in konuşmasını öbür kısımda konuşacağım. Onu çok değerlendirmeyeceğim. Jose Mourinho basın toplantısına katılmamış bu arada. İyi de hocam açıklama yapmış. Arkadaşlar Mourinho Galatasaray maçının ardından Okan Buruk'a çok fazla söz verilmiş ve Okan Buruk 14 dakika boyunca basın toplantısı yaptığı için bunu kendisine yapılan bir saygısızlık olarak gördüğü için toplantıya katılmadan çıkmış. Şimdi Avrupalı bu maçı izledi. Mesela Jose Mourinho'yu takip edenler bu maçı izledi. Ne der biliyor musunuz? Der ki ooo incredible. İnanılmaz derler yani. Ya Mourinho'nun Fenerbahçe'sine bakın derler. Wonderful, mükemmel oynamışlar. Hocam saçmalama. 3-1 yenilmiş diyecekler. Ya her şey Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de her şey sonuç odaklı. Yani Türkiye'de işe gireyim ama torpille gireyim. Helal haram önemli değil. Evleneyim, karım namuslu olmuş olmamış önemli değil. Evleneyim, borcu nasıl öderim önemli değil, bir şekilde öderim. İşte araba alalım, ya krediyle alırız önemli değil, öderiz nasıl olsa. Ucuza araba buldum. Bak Türkiye'deki mantık şu. Bizim bir arkadaş vardı. O zamanlar tabii krediler ucuzdu, arabalar ucuzdu. Dedi ki çok ucuza bir araba buldum işte. Bu Şahin Doğan var ya, uçan arabalar. Onlardan bulmuş. Piyasasının çok altında dedi. Ulan kaç liraya buldun ettin? Dedi ki yani 10 bin lira araba. Oo çok güzel. Piyasası ne kadar? İşte 12-13 bin lira. Tamam çok güzel abi. Her şey süper. Yani 12-13 bin liraya müthiş. E'si yani krediyle alacağım, benim param yok. 15'e denk geliyor. Şimdi mantık olarak söyleyeyim. Sizce mantık olarak arkadaşlar, yani mantık olarak soruyorum, yanlış anlamayın. Arabayı 10'a mı almış oluyor, 15'e mi almış oluyor? Sadece size soruyorum. Eğer arabayı 10'a aldı diyorsanız ben size hiçbir şey anlatmıyorum. Siz duymadınız, ben de anlatmadım. Tamam mı arkadaşlar? Geçelim yani. Yok hocam arabayı 15'e aldı, kendini kandırmış, bir de indirim aldım diye seviniyor saf diyorsanız olay bitmiştir. İşte Türkiye'deki olay bu. Ya iyi de hocam sen de polyanlacılık yapıyorsun. İşte yönetimden paramı aldın, ne yaptın? Ben yönetimden şuradan buradan paramı almadım arkadaşlar. Bak Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini aldı. Ama bazen bazı yenilgiler gerçekten ve gerçekten bir şeydir, mesajdır. Fenerbahçe Göztepe maçında berabere kalmayıp maçı kazansaydı bugünkü bu maçtan belki farklı mağlubiyet alacaktı. Çünkü Süper Lig'i yeterince önemsemeyen bir Mourinho. Baktığın zaman Mourinho Süper Lig'i yeterince önemsemiyor. Ancak aynı Mourinho'ya bakıyorsun, ilginçtir, enteresandır, gariptir. Galatasaray maçından önce çıkmış. Ya çok da antrenman yapmaya gerek duymadık. Bu maç böyle bir maçtı falan filan. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün Fenerbahçe neyi doğru yaptı? Pozisyona girdi, oynadı, etti, koştu, coştu. Yani hepsini yaptı. Ama mühim olan nedir? Kazanmak. Yani mühim olan kazanmak. Mühim olan kazanmak. Fenerbahçe mühim olanı yapamadı. Şimdi ben birkaç tane bir şey söyleyeceğim. Bana kimse kızmasın ama Tadic artı Çağlar. Bakın Tadic artı Çağlar Söyüncü. Maçın gizli rakip kahramanlarından. Ciddi söylüyorum bak. 2 maçtır sahada büyük hata yapıyorlar. Sahada yoklar. Üstüne İsmail Yüksek ve Fred'in inanılmaz kötü performansı eklendi. Hayırlı olsun. Edin Dzeko. Birçoğunuz hala En-Nesyri düşmanlığından ya da Fenerbahçe düşmanlarının aman Fenerbahçe futbolcusu tırt çıksın da küfür ettirelim dümenine kandığınız için En-Nesyri'yi suçluyorsunuz ama Edin Dzeko ne yapıyor sahada? Bence performansı hiç yeterli değil. Cenk Tosun alındı. Oğuz Aydın alındı ki Oğuz Aydın geçen sezonun Süper Lig'de en verimli ikinci sağ kanada. Bak Cenk Tosun, Oğuz Aydın. Hani Galatasaray'ın sattığı Kerem neyse Oğuz Aydın'a benzeri ha. Ciddi söylüyorum size. Cenk Tosun, Oğuz Aydın alındı. Da bunlar oynamıyor. Kardeşim bunlar hani satılsın istemiyorum dediğin Cengiz Ünder'i oyuna sonradan alıyorsun. Dalga geçer gibi, kurtarıcı gibi. Yani bir karar vereceksek Fenerbahçe'de ilk 11'de kadro dışı karar gelmeli. Bakın Fenerbahçe'de ilk, yani Fenerbahçe'de derbi faturası diyeyim. Kadro dışı, 11'de değişiklik. bir daha asla, mesela bir daha asla bazı futbolcular formayı görmemeli. Ciddi söylüyorum, görmemeli. İsmail Yüksek, bu kadar heyecan yapacağım bir şey yok. Bak Muslera derbide 8 kurtarışta en çok kurtarış yaptığı maçı oynamış. Olabilir. Mesela Sara rahat rahat geldi, golünü attı. Torreira gram haz etmem, gitti gol attı herif. Mertens, ben sana dedim keşke Mertens yerine Icardi oynasa. O kadar kötü çünkü. Yani o kadar kötü. Ha bu arada Mourinho'nun açıklamalarını YouTube kanalımız diyorum, resmi hesabımız Fenerbahçe paylaşmış. Ama site çöktü diyor. O kadar bir yüklenme var ki anında siteye girilmiyor. Düşünün. Öyle bir yüklenme mevcut. Yine aynı şeyleri almış işte, salakça şey falan. Futbolun pragmatizmi, daha çok gol atan kazandı. Biz iyi başladık ama maç içerisine kadar pozisyon üretmiş olmamızın bir önemi yok. Hiçbir şey, ilk golü yedik. Ortada hiçbir şey yoktu. Bir taç atışıydı. Yanlış hatırlamıyorsam stoper ceza sahası içine girdi. Onun hareketlenmesini kaçırdık. Akabinde ikinci top şutla gelen gol. Yani maça tekrar döndük ama ne kadar pozisyona girdiğinizin, ne kadar kaçırdığınızın önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi risk etmemizin bir önemi yok. Çok fazla pozisyon kaçırmış olmamızın önemi yok. Tek önemli şey, onlar bugün 3 gol attı. Biz bir gol attık. Bugün sadece penaltı noktasında gole çevirdik. Cevabım bu diyor. Futbolda yeterince uzun süre geçirdim. Kaybettiğiniz zaman oyuna giren oyuncular istediğiniz şeyleri yapamadığında bu tarz soru işaretlerinin oluşmasını bilecek kadar, yeteri kadar tecrübem var. Futbol bu. Yani Amrabat iyi diyor. En-Nesyri, İrfan Can. Hani onlardan, tabii ki onlardan daha fazlasını yapmasını isterdim. Nesyri bugün inanılmaz şanslar yakaladı ama atamadı. Aynı şekilde Osimhen ve Mertens'in yaratmış olduğu pozisyon gibi bir pozisyon yarattık. İkinci topu kazandıktan sonra hatta En-Nesyri indirdi bunu, bak hatırlıyorum ben bu pozisyonu. Yani yediğimiz golün aynısını yakaladık. Aynısını. Ama atamadık diyor. Bu pozisyon yarattık. Kafayla ikinci topu kazandıktan sonra üçüncü adama oynama konusunda kolay bir pozisyon olabilir. Tabii ki onun açısından mutlu bir maç olmadı ama sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Maximin de bugün çok fazla pozisyona girdi. Ama tekrarlıyorum, rakibimiz 2 taç atışından gol buldu. Bu onların suçu değil, bizim suçumuz. Aslında maça iyi başladık. Rakibimiz daha tedbirli ve tecrübeli bir şekilde başladı. Bizim dominasyonumuzu engellemeye çalıştılar. Szymanski'nin çekmiş olduğu bir şut vardı. Ona yarım gol diyebiliriz. Szymanski normalde o pozisyonları gole çevirir. Şut atmasına bile gerek yoktu. Topu kaleye yuvarlaması yeterli olurdu. 2 taç atışından gol yedik. Bugün savunmada birkaç hata yaptık. Rakibimiz bizim de oyunumuzdan kaynaklı olarak çok fazla hata yaptı ama biz gol atamadık. Maçın hikayesi bu diyor. Tabii ki 3 puanlıklar için onları da tebrik ederim diyor arkadaşlar. Şimdi demek istediğimi anladınız inşallah. Ben bu mağlubiyete tabii ki de sevinmiyorum. Tabii ki de çok güzel oldu şöyle böyle de, asla böyle bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama ben şunu diyorum. Bazı mağlubiyetlerden öyle ders çıkarırsın ki bundan sonra her şey değişir. Ha 5 puan rakibine verdin. Şunu yaptın, bunu yaptın. Yani rakibine 5 puanı verdin, avantajı verdin. Zaten rakibinin hakemlerle gittiğini düşünüyorsun. Zaten rakibine birçok takımın yattığını düşünüyorsun. Mesela Trabzonspor geçen sene Galatasaray'a yenilirken horon tepiyorlardı. Hani sen bu düşüncedesin. Şu saatten sonra ne değişecek bilmiyorum. Şu saatten sonra neyi değiştireceksin bilmiyorum. Ama en azından arka tarafları atladın. Ne diyor Serhat Akın? Taraftarı 6 sene susturursan bu hale gelirsin. Bu adama neden istifa diye bağırmıyorlar? Satılmış köpeklere ayrı geleceğim. Bu iş tehdit ile olmaz. Satın alamadıklarını tehdit ediyor. Az kaldı başkan. Senin süren doldu diyor mesela. Yani köpek möpek bilmiyorum. Çok hoş değil ama ya biz her şeyde ne yapıyoruz? Ya siyasi iktidar bizi sevmiyor. İşte FETÖ bizi sevmiyor. Şöyle böyle diyoruz ama ya ben başkanın nezdinde konuşuyorum. Ali Koç nezdinde. Bak doğru bulmuyorum. Şu açıklamayı biraz doğru buluyorum. Biraz ama çok değil. Ama Ali Koç ne yapsın? Allah aşkına Ali Koç ne yapsın? Adam gitmiş. Hani iyi kadro kurmuş. İyi futbolcular getirmiş. İyi teknik adam getirmiş. Her şeyi yapmış. Taraftarın desteğini almış. Gücünü almış. Ne yapsın? Bu arada Mourinho sorulan soruya sinirlendi. Ciddi misin, şaka mı yapıyorsun diyor. İşte Galatasaray sizin hakkınızda şöyle böyle dedi falan filan diyor Beyaz TV muhabiri. Hani kötü İngilizceyle soru sormaya çalışmış. White Channel olarak kanalı çeviriyor. Yani Beyaz TV diye. O da ciddi misin, şaka mı yapıyorsun diye. Bu arada Galatasaray'da ne diyor? Fenerbahçeli oyuncularla yaptığı flash röportajlar uzun sürdüğü için Okan Buruk'un basın toplantısına geç katılmıştır. Bizden kaynaklı bir şey yoktur diyor. Zaten Galatasaray hiç hata yapar mı ya? Değil mi? Onlar kusursuz onlar canım. Onlar hiç günah işlemez. Şey yapmazlar. Önder Özen, bence Fenerbahçe yönetimi hiçbir şey söylememeli. Çünkü bugüne kadar verdiği sözlerin tamamının altında kaldı diyor. Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Volkan Demirel, Fenerbahçe gibi bir takım taç atsın 2 gol yiyemez. Yememeli. Yiyorsa bir sıkıntı vardır demektir diyor. Ciddi bir sıkıntı vardır hem de ya. 5 maçın 4'ünde kaleni gole kapatmışsın. Sen bununla övünüyorsun, ne diyorsun? Bir gariplik var arkadaşlar. Neyse, ikinci videoda Acun Ilıcalı'nın konuşmalarını değerlendireceğim. Yalnız orada çok enteresan var. Anlatabiliyor muyum? Neyse, teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim Mourinho'ya. Bazı futbolcuların artık biletini kesmen lazım. Hani kadro dışı bırak demiyorum ama bu mağlubiyete lütfen ve lütfen sadece şans, şanssızlık, hakem şu bu demeyelim. Biraz kendi içimizde çözelim. Mesela Perşembe günü maçımız var. Çok zor değil. Ha, Kostiç'i oynatamayacağız. O ayrı mesele. Levent Mercan'ı da oynatamayacağız. O da ayrı mesele. Ama Oosterwolde'nin bir dinlenmeye ihtiyacı var. Önümüzdeki lig maçı mesela. Oosterwolde dinlenmeli. Bildiğim kadarıyla Fred cezalı duruma mı düştü? Oosterwolde mi düştü? Tam hatırlamıyorum ama birisi cezalı duruma düştü diye biliyorum. Fred olabilir sarı karttan dolayı ama 4 sarı kartta cezalı duruma düşüyorlar. 3'te değil. Neyse. 3 oldu diye herhalde. Daha cezalı duruma düşen yok herhalde. Bak şunu söyleyeyim. Amrabat ilk 11'e gelmeli. İsmail derbide yaptığının faturasını ödemeli. 1. İrfan Can Kahveci ilk 11'e gelmeli. Tadic de ödemeli. 2. Edin Dzeko, severim, sayarım, hoşuma da gider bir futbolcu. Ancak Edin Dzeko da 7'ye gelip artık 19,5 milyon euro verdiğim forveti sahneye sürme zamanı. Artık taraftar 19,5 milyon euro verilen forvetten gol ve goller bekliyor. Taraftar affetmek bekliyor. Etti sana 3. Çağlar, geçen maçın en iyisi Bekao'ydu. Bekao kesildi, takım önde kursun, oyunu kursun diye. Keşke Ciku Bekao çıksaymışız. Keşke. Keşke bu tandemi böyle yapsaymışız. Bak, İsmail Kartal birçok maçta böyle yaptı mesela. Çağlar iyiyken Çağlar'ı bile dinlendirdi. Hatta o zaman yabancı kuralı Türk kuralı olmasına rağmen. Dediğim gibi İsmail dinlenecek. Çağlar'ın dinlenme zamanı. Fred'i de dinlendirmen gerekecek. Açık söyleyeyim. Cenk Tosun. Ya Cenk Tosun'un bir şekilde artık şu kadroya girmesi lazım. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'ı Avrupa'ya yazmadık. Cengiz Ünder'i Avrupa'ya yazdık. Tamam, Cengiz'le başlayalım. Mesela Maximin dinlensin Perşembe günü. Solda Cengiz, sağda İrfan'la başlayalım. Al sana rotasyon. Derbide çok yoruldular ya. Ha, herifler Muslera. Sezonun en kötüsüydü. Muslera'ya hani bir tane hatalı gol yese arkası gelecek. Sen Muslera'nın tehdidi oluşturamadın. Sara Torreira'ya gittiler, sana gol attılar mesela. Orta sahalar. Demek ki çok boş bıraktın. Demek ki orta sahan çok boş. Ciddi tedbir olman lazım. Osimhen'i tutacağım diye tamam, Osimhen'i maymun ettin. Bence topun T'sini oynatmadın. Kabul. Ama sende de Maximen'in yaptıkları boşa gitti. Szymanski boşa gitti. Valla ben onu bunu bilmem. Fenerbahçe'de kadro dışı mı geliyor? Bazıları gidiyor mu? Bazıları kadronun dışında mı kalıyor? O garanti dedikleri formaları çıkarıyorlar mı? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama artık Fenerbahçe'nin radikal kararlar alması gerekiyor. Ha, şampiyonluk gitmedi. Ben o boş beleş konuşanların izinde değilim. Onlarla aynı çizgide değilim. Yanlış anlaşılmasın. Şampiyonluk gitmez. Daha şampiyonluğa çok maç var. Daha şampiyonluğun altından ne sular akar. Neler değişir. Ya biz neler izleriz daha. Onları geçin. Onlar boş beleş sözler, söylemler. Şampiyonluk ne zaman gider biliyor musun? Umudunu yitirdiğin zaman gider. İnşallah Fenerbahçe olarak umudumuzu yitirmeyiz. Ve böyle önümüze bakarak devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.